Zaten bunun için bu son derece güzel, çeşitli bir program düzenlenmiş. Ben birinci belirlemesinden hep korkarım. Hatta bunun bazıları televizyonkiler yapmaz böyle şey de, birinci geleneksel falan demeye kalkarlar biliyorsunuz, hani birinci geleneksel şu festival diye. Neyse, bu da bir gönderme olsun. Umuyorum ve diliyorum ki bundan sonra da sonrasını da getirecek, yıllara yayılacak, devamlı kendini anımsatacak bir etkinlik olacak. Homeros'un böyle bir şeye ihtiyacı yok. Dünyanın aydınlığı, çağdaşlığı, sanatı, edebiyatı, Homeros'u antik Yunan'dan biri. Bizim kadim Anadolu birikimimizden biri. Zaten yeterince değerlendiriyor. Biz şimdi eğer sözüm amacını aşmazsa elimizden kaçmakta olan bir trene ya da limandan ayrılmış olan bir vapura atlamak için uğraşıyoruz. Homeros İzmir için öyledir. Ben de şimdi onu diyecektim. Homeros kentine dönüyor diyorsunuz. Yani, kentin ben uzaklaştım. Yani, ama bu şöyle bir şey. Övünmek, haberdar olmak, onun farkında olmak sadece lafta, hamasette, reddedişte ya da aşırı kabul edişte kendini göstermez. Bir kentin, o kentte yaşayanların, giderek o ülkenin, giderek o bölgenin bir değere sahip çıkması, somut atılacak adımlarla, hani moda deyimle farkındalık yaratmakla olabilir. Bugün eğer İzmir'de bir Homeros Enstitüsü, ha öyle girişimler var tabii yani, hak yemek istemem ama kamusallaşmış, algılanabilir. İzmirlilerin kent ve kentlik bilinciyle katılabileceği bir Homeros Enstitüsü hala yoksa, bu kentin meydanlarında, şimdi uçan yol desem, herkes Buca'daki o yolu anımsar. Ama ben Homeros Bulvarı nerede desem, üzgünüm, ben de bir İzmirliyim, bu bir öz eleştiri. Homeros Bulvarı nerede desem, çoğu kimse bilmez. Halbuki o uçan yolun adı Homeros Bulvarı'dır. Sinirna Meydanı dediğimizde sadece Bayraklı'dan Karşıyaka'ya giden, Çeşme'ye giden, neyse yol ayrımını belirleyen bir kavşak aklımıza geliyorsa bunu hepimiz düşünmeliyiz. Profesör Doktor Ekrem Akurgal ve nice insanların, başta Ekrem Hoca olmak üzere, ömürlerini vakfettikleri İzmir'in ilk yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve şu anda yaşı da 8500 yıla tarihlenen Höyük neredesem ve bu sorunun yanıtında 10 İzmirli'den 9'u bilmiyorsa, o zaman evet çok anlamlı, çok değerli, gerçekten çok çok önemli, fakat bizim aynı zamanda gecikmişliğimizi de anımsatan bir etkinliktir bu etkinlik. O yüzden çok büyük umutla bakıyorum, çok büyük sevinçle bakıyorum. Bu yalnızca bir ilçe belediyesi olarak Bayraklı Belediyesi'nin omuzlarına yüklenecek bir yük değildir. Ama Bayraklı Belediyesi çok sağ olsunlar. Yani öncelikle bir İzmirli, hasbelkader bir İzmirli olarak teşekkür ediyorum. Böylesine bir kapı açarak bizi kadim, büyük, önemli, anlamlı, aşkımızın, ne bileyim tutkumuzun, öfkemizin, bütün insan değerlerimizin özelliklerini, bu bölgenin, İzmir'in kokusuyla, dokusuyla, Troya Savaşları özelinde anlatmış ve insanlığın insan olma ölçütlerini ta bundan binler yıl önce koymuş bir büyük ustayla, bizim Homeros'umuzla, bizim şairimizle, bir İzmirli'yle buluşmuş oluyoruz. Bunu şundan dolayı söylüyorum, umarım sözü uzatmıyorum. Esasını. Yani kentler kendilerine, onlara sahip çıkanlar kadar kenttir. Ve tarih, sanat, bilim bir sevgiliye benzer. Ona gerekli ilgiyi, sevgiyi, bağlılığı, değeri vermezseniz size fazla tahammül edemez. Bilimin, sanatın, kültürün işi gücü yoksa seninle mi uğraşacak? Gider ve ona değer verenlerin olur. Bu işler böyledir. İşte o yüzden gelişmişlik basamakları sıralanır. O gelişmişlik sadece teknolojik değildir. Kuşkusuz o da vardır. Kuşkusuz para da vardır, su da vardır, bu da vardır ama dünyanın merkezinde ve dünyanın tüm uygarlığını, tüm kültürünü belirleyen Anadolu toprakları, kuşkusuz karşı taraf,
yani Ege Havzası eğer bugün bütün bunları uzakta bin bir dertle uğraşıyorsa, daha da acısı, verilen tüm emekler çok değerli, çok önemli, hepimiz parçası olmalıyız, desteklemeliyiz. 8500 yıllık bir kent, bugün Akdeniz'in kültür kenti olmak için uğraşıyorsa, yıl 2022, ve bunu hala başaramadıysa, Cumhuriyet'in 100. yılı önümüzdeki yıl, bu yıl İzmir'in 9 Eylül'ün 100. yıl dönümü. Bunlar, bak biz çok şanslıyız. Bundan 100 yıl sonra bizden 100. yılı yaşayan insanlar diye söyleyecekler. Evet. Ama söyleyecekler de, yani neden hiçbir şey yapmadan çekip gittiler de diyecekler. Yo, devamı biraz tehlikeli, evet. Yani diyecekler. İşte umuyorum yani bu konularda gerçekten çok kaygılı, saygılı olduğum için ve devam üretmeye çalışan birisi olarak belki sözü uzatıyorum ama bütün bunların ne demek olduğunu anlamak için iki örnek vereceğim. Ondan sonra biraz devam ederiz. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizmin uşaklarının top sesleri Polatlı'dan gelirken, duyulurken, hı hı, acaba Gazi Mustafa Kemal Atatürk neden etnografi müzesi açtı? Savaş zamanında. Neden acaba o güzelim Cumhuriyet aydınlanmacıları ve onun büyük önderi, büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk işe önce Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Kurumu'nu kurarak başladı? Neden bu ülkenin gençlerini, ki biz genç nüfus olarak çok katliamlara uğramış, kuşaklar kaybetmişiz Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'ndan. Neden gençlerimizin bir kısmını, Anadolu'nun işlerini bir kısmını batıya gönderip kültür, sanat, bilim adına insan yetiştirmeye çalıştı? Hepsinden vazgeçtim. Cumhuriyet Kurumu'nun, Cumhuriyet döneminin, o büyük devrimlerin en büyük kurumsal yapıları bugün ne yazık ki hazinle, esefle yok edildiklerinin tanık olduğumuz ve üzüldüğümüz, neden bizim ilk fabrikalarımızın adı Etibank, Sümerbank? Neden Gazi Mustafa Kemal ta Muğ kıtasına kadar araştırma yaptırıyor? Bu bir vizyon, bu bir yaklaşım, bu bir anlayış. Buna kalkıp da Homeros şuydu, Homeros buydu diyemezsiniz. O zaman şu olur, sanattan turizme, ekonomiden kültürel ve sosyal kalkınmaya birçok şeyi ıskalarsınız. Hı hı. Siz yapmazsınız. İşte İos adasını komşular Homeros'un Menekşe Adası diye dünya turizmine sunarlar ve o gezi planının en önemli durağı olarak da size Homeros'un mezarını gösterirler. Ve küçücük bir ada dünya çapında Homeros'un Menekşe Adası olarak anılırken siz hala Menes Çayı'nın temizliğiyle, Homeros Vadisi'nin tanıtımıyla, şu suyla bu suyla uğraşıp yıllarınızı boşa geçirmişsiniz. Biz karşıdan o zaman, bakarız. O zaman bir durmak gerekir. En azından şimdi benim durmam gerektiği gibi. Şimdi sizin anlattıklarınızdan benim aklıma takılan iki konu var. Biri, İzmir'in toprakları çok zengin. Havasından mı, suyundan mı, yani yüzyıllar öncesinden bugüne taşıdığımızda, baktığımızda çok önemli düşünürler, şairler ya buradan bir şeylerin meyveleri verilmiş. Sanatsal anlamda, bilimsel anlamda bu kadar zenginliği barındıran toprakların üzerinde yaşamak bir şans, ama bu şansı kullanabiliyor muyuz şehrimiz adına, ülkemiz adına? Bir de dediniz ya, sorsak İzmirlilere işte 10'undan 9'u Homeros Bulvarı, Simirna Meydanı, sadece onu bir geçiş güzergahı olarak bilir ya da nerede olduğunu bilmez. Suçlu kim? Ya da bir suçlu var mı? Şimdi şu var, ben burada suçlu olarak hemen çağına tanıklık falan diye kocaman kocaman laflar eden, bu konuda yazan, çizen bir insan olarak ilk suçluyu söyleyeyim, Haluk Işık. Demek ki anlatamıyoruz. Demek ki kamusallaştıramıyoruz. Demek ki bu işleri üretecek, İzmir'e sahip çıkacak. Yani Çakabey heykeli neredeyse Homeros'ta orada.
Hasan Tahsin 9 Eylül 100. yıl anıtımız neredeyse, Homeros orada. İktisat Kongresi'nin yapıldığı nokta otoparksa, Homeros orada. Bütün bunları bu kadar yazan, çizen, müthiş işte edebiyata, kültüre, bilime çok insan kazanmış İzmir'e. Ki benim sevgilim İzmir'dir, yani benim her şeyimdir. Zaten böyle duyarlı mı olmasa bu kadar yakınmam. O zaman siz bunu yapmazsanız, siz hala 1600 yıllarda İzmir'e yolunu düşürmüş oryantalist gezginlerin hepsi ışıklar içinde uyusun. Hiç olmasa onlar sayesinde kendi memleketinizden haberdar oluyoruz. O insanların seyahatnameleri de hala idare edersiniz. Hala. Bunun suçlusu kuşkusuz öncelikle kent ve kentlilik bilincinin yeterince işlemeyen yerel yönetimlerden merkezi yönetime, okullardan öğretmenlere, hepsi ve bütün diyorsunuz. Esnafımızdan şu anda incir altında çay içen vatandaşımıza herkes sorumlu. Herkes sorumlu. Bunu gidermenin yolu da burayla, burayı, kalp ve yüreği, bilinci, her türlü ön yargıdan, her türlü şundan, bundan falan filan azade, özgürleşmekte bilinci, düşünceyi. Bu arada geçtiğimiz gün bir haber izledim. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar yaşadıkları şehrin tarihine yoğun ilgi gösteriyorlarmış. Ve bunun için özel rehberler, şehri gezdiren rehberlere çok yoğun bir ilgi varmış. Hatta tarihler doluymuş. Özellikle bu son bir yıl içerisinde bu ilgi İstanbul ve İzmir'de çok daha yoğun şekilde artmış. Ne güzel. Demek ki bu bilinci yani, bu ciddi bir katkı sağlar. Farkındalığımız da artıyor demek ki. Bunları bak bunları Ayşegül şey için söylemiyorum, aman gözüm. Yani ben sanatta kültürle uğraşan bir insanım. Yani benim eylem alanım umuttan yola çıkar ve umuda yönelir. Ama bu fotoğrafı rötuşsuz, ön yargısız çekmeme engel olamaz. O zaman birbirimizi kandırırız. Çok büyük gecikmişlikler var. Şu an bunları aşmak için müthiş çabalar var ve benim söylemeye çalıştığım şey işte aynen Bayraklı'nın yaptığı gibi, aynen bizim Karşıyaka Belediyesi'nin yaptığı gibi, diğer yerel yönetimlerin yaptığı gibi, Büyükşehir'in işte boynuna değil mi Tursa'ya bir oraya koşturuyor, bir oraya koşturuyor, yani bunun paydaşı olmak gerekiyor. Bu ne belli grupların işidir, ne belli sosyetik toplaşmaların işidir, ne başka bir şeydir. İşte Bayraklı'da Homeros'u ihmal ettiğin zaman, Simirna'da 8500 yıllık kentte Homeros'u ve değerlerini ve o birikimini ihmal ettiğin zaman Ballıkuyu'nun sokaklarından ses geliyor. Saçma sapan trafik öyle. İşte ne bileyim Narıdere'de hala düzenlenmeyen şunlardan ses geliyor. Hı-hı. Bunlar bir totaldir. Yani biz kapımızın önünü temizleyip salonu ihmal edemeyiz. Salonda çok güzel böyle kırlentler, oturma takımları içinde şey yaparken mutfakta hala toprağa kazmış sacayanla yemek pişiremeyiz. Bunlar bir totaldir, toplamdır. İşte böyle olunca da bak bizde eskiden deyimiyle yağ var, her şey var, her şey, her şey. Ya parayı bulan da biziz, bu bölge. Topraklar, evet. Felsefeyi kuran da biziz falan filan. Yani Halikarnas balıkçısı sadece merhaba diye ünlenmedi. Mavi yolculukta ünlenmedi. Bizim bütün yolumuzu açan insanlar, Arzu Erhatlar, A Kaderler, falanlar, filanlar, Hasan Ali Yüceller der ki, bizde çok, bizim argümanımız çok. Zengin toprakların üzerinde yani, yetişen elbette, gençlerin bu değerleri elbette, bu kadar hala yüceltmekte, hı-hı, geç kalması. Şimdi bak çok güzel haberler geliyor. İşte yeni tanıştım. Yani bağış olsun. Bu tanışma eksikliği sadece benden değil, kendini tanıtmayanlardan da. Yani bu sadece şey adına değil. Yani bunun için söyleyeyim. Örneğin işte Homeros Araştırmaları Enstitüsü var. En son bir kitap hazırlamışlar. Sağ olsun hediye ettiler. İnanılmaz referans bir kitap. Homeros ve sanatı adına, düşüncesi adına araştırma yapacak olan bir yüksek lisans öğrencisine burs verecekler. Yani öyle böyle, ama dedim ki bu bir total bakış. Total bakış yani dediğim gibi Homeros'un böyle şey ilgisi yok. Homeros zaten yeryüzünün bir anıtı.
sen İran olarak elinden kaçırmamalısın, Türkiye olarak elinden kaçırmamalısın. Yani kaçırdığın zaman da işte Karagöz'ün peşinden koştuğun gibi sen sahip çıkmazsan Karagöz'e sahip çıkarlar. Sen Honduras'a sahip çıkmazsan sahip çıkarlar. Kültür sanat dediğim gibi yani öyle kalmaz. İnsanlığın uygarlık tarihinin işi gücü yok da seni mi bekleyecek? Gel. Bak işte 100 yılda bir dahi çıkıyor değil mi? Sana yeniden bir şeyleri sıfırlıyor, kültür diyor, sanat diyor, benim diyor bilimden başka manevi mirasım yoktur diyor. Bir sanatsız kalan bir ulusun yaşam damarlarından biri kopmuş diyor. Daha ne desin canım yani? Daha nasıl anlatsın değil mi? Bu insanlar yani Aziz Nesinler, Yaşar Kemaller, şunlar bunlar boşuna mı şey yaptı? Ya ne zengin topraklar. Nazımlar. Başka bir ülkede olsa bu zenginlik. O ülke kendini nereye taşırdı? Yani, ben tahmin edemiyorum. Yani şimdi ondan sonra iki tane kruvizör gemi geliyor diye seviniyorsun. Peki ne göstereceksin? Hadi geldi. Ne göstereceksin? Homeros adına öyle bir yapılanma yaptı. Atıyorum yani sadece Homeros. Yani daha bizim ne değerlerimiz var ama şimdi gündemimiz büyük usta olduğu için öyle bir yapılaşma, öyle bir çekim merkezleri yarat ki İnsanlar 3 yıl sonra randevu alsınlar. Tıpkı Louvre Müzesi'ne 6 ay önce giremeyeceğin gibi. İşte sen sahip çıkmazsan gidip Berlin'de izlersin. Daha da vahimi, uzatmıyorum değil mi? Estağfurullah. Daha da vahimi, bak daha da vahimi, bu mirası değerlendirmediğin zaman kalkar adam, senin topraklarında da yapmaz bu işi, gider Meksika'da, Kolombiya'da yapar. Ve sana senin topraklarında yaşanmış, dünyanın ilk kayda geçirilmiş ve üstüne iki tane devasa destan yazılmış Troya'yı sana film olarak satar. Sen de daha adım atmadığın yeri oturup izlersin. Ondan sonra o tahta atın bir saçma sapan bir replikasını sana verirler. Önünde de fotoğraf çektirirsin. Üzgünüm, hayat böyle bir şeydir. Sen sahip çıkmazsan böyle olur. Çanakkale'den daha Turgut Özakman hocamın işte büyük emekleri kitabı, işte iyi kalpli insanların birkaç işi olmasa sen kalkarsın hala Çanakkale'yi anlatan en iyi film olarak Gallipoli'yi, ki müthiş bir filmdir, izlersin. Sen yapmazsan yaparlar. Yapıyorlar, evet. Yaparlar. Bak daha senin bir tane Nasrettin Hoca filmin yok. Daha senin hamaset ve sadece kumandanlar dışında, kuşkuz onlar çok önemli diyor asla geldim. Daha insani olarak Kurtuluş Savaşı'nı anlatan birkaç tane romanından başka bir şey yok. Daha filmini çekemedin. Yani bizler 100 yıl öncekini çekemedik, kalkıp 3000 yıl önceki adamla uğraşıyoruz. Şimdi bir de çektiğimiz filmlerde de biz kadın erkek ilişkileri üzerinden kurgulayabiliyoruz. Özü kaybedersen iş biçime gelir. Nadir ben Atatürk'ü değilim kitabını boşuna yazmadı. Şimdi yani beni provoke etmedi. Peki. Şimdi ben hemen sabaha kadar konuşuruz. Ben programa şöyle bir göz atıyorum siz konuşurken de. Uzunca bir program zaten de 3 gün sürecek. Evet. Sanatseverler zaten ilgi göstereceklerdir. Ama bu program tüm İzmirlilere de hitap edebilecek bir program mı? Her kültür seviyesine ya da bilgi sahibi olmak isteyenlerin de rahatla bu konuda bilgi sahibi olabileceği bir program mı? Şimdi sizce? Bak şöyle bir şey desem ukalalık mı yapmış olurum? Neden hep bilgililer bilgisizlerin düzeyine inmeye çalışır da bilgisizler bilgililer için, bilgilere ulaşmak için, bilgiye ulaşmak için biraz çaba göstermez? Yani birbirimizi niye dibe çekiyoruz da yukarıya asılmıyoruz? Bu bir. İkincisi, çağdaş insan, meraklı insan, soru soran insandır. Hı hı. Ya Homeros diyorlar, kimmiş bu deyip uğrayacaksın. Uğrayacaksın ama yani, uğrayacaksın. Ondan sonra diyor ki, söz gelimi... Çok önemli konuşmalar da var gerçekten. Söz gelimi diyor ki, işte hemen önüme geldi bizim bölümü. Reklam olsun olmasın da Homeros'un İzmir ve dünya edebiyatı için önemi. Hı. Şimdi katılanlara bak. Ümit Yaşar Işıkan,
Aktivist Sanatçılar Derneği Başkanı Yaşar Aksoy. Selam olsun. Yaşar Aksoy gibi insanlar, Orhan Beşikçi gibi insanlar, ne bileyim İlhan Pınar gibi değerler olmasa biz kendi kentimizden haberdar olacağız. Bu insanlara gelin bakalım ne diyecekler. Neden yapılıyor? Bu bir masraftır, bu bir özendir, bu bir titizliktir ve bunlar senin içindir. Kusura bakma, yani sen anlayacaksın diye ben arabesk konuşmak zorunda değilim. Yani değil mi? Sen ne kadar çaba göster. Bir çık bakalım. Bir çık bakalım Damlacık niye Damlacık? Bir çık bakalım niye Bayraklı'ya Bayraklı denmiş? Ballıkuyu niye Ballıkuyu? Konak niye Konak? Biraz merak ettim. Ama biraz merak canım. Eğer şeyi merak ediyorsun diye. Yani Homeros bir kağıttan bebek mankenin dün akşam giydiği kostümü merak etmekten daha fazla merak hak ediyor. Kesinlikle. Birazcık kentli olarak biz de biraz hareket edelim. Evet. Şimdi uzunca bir program böyle yani bakıyorum çok bunu önemli. Bunu elit entelektüel toplumun uzaklık anlamında söylemiyorum. Onlardan çok nefret ederim. Yani gerçekten ben de hoşlanmam ama birazcık beraber bir hadi beraber yükselelim, beraber inmeyelim. Doğru. Vasatlıktan yeterince çektik. Her zaman da karşılıklı öğreneceğimiz elbette yani. Hepimizin birbirinden çokça şey var. Çok önemli isimler var. Şöyle bir bakıyorum isimlere. Gün programın detaylarına bu arada izleyenlerimiz nasıl ulaşabilirler eğer bulmak isterlerse? Bunun için sanıyorum bir internetten yani Google'dan kolaylıkla rahatlıkla ulaşabilirler. Bir düşünsene bak Adonis geliyor ya yani. Değil mi? Bir Haluk Şahin'le beraber olacağız. Yani müthiş bir araştırmacı. Bir yani Ahmet Telli gibi bir çağdaş Türk şiirini şu anda yaşayan ustalarından biriyle beraber olacağız. Yani bütün bu insanlar bu işin geliyor. Tabii Lübnan'dan Mahal Avşay geliyor. Yani şimdi bunlar niye geliyor? Bunlar galiba rakı balık krok için gelmiyor. Gelmiyorlar. İzmir'in bir havasını yani. Alalım diye de gelmiyorlar. Yani tabii canım. İzmir'in havasına bir değer katmak için geliyorlar. Bir de siz de konuşmanızın başında bahsettiniz. Bir kitap var. Melezinoğlu evet. Homeros'a yolculuk. Ben şöyle göstereyim. Bu programa özel müsaade çabuk kaleme alındı. Şimdi bak bunun şöyle bir öyküsü var. Yaşasaydı galiba bize epey yol aldıracak olan sevgili Ahmet Perişin'e başkan, Meles Deltası'nı, şimdi az önce onu soracağım, Meles Deltası neredesem şimdi kimse bilmez. Hemen Alsancak... Bir anlatmak lazım diyorsunuz. Alsancak Limanı'ndan altın yola çevrilirken, deniz kıyısında bir düzenleme yapılmıştır. Bizim biliyorsun, umarım artık kimseler bilmez ve unutur, alameti farikalarımızdan bir tanesi de körfezimizin kokusuydu ve bu koku biraz da develerden gelenler. Kentlilerin o develere attıkları, yani bu konuda iğne çuvaldızı unutmamak lazım. Ve Ahmet abi orada Meles Deltası'nı düzenlemişti. Bugün orada bir Homeros kabartması olan bir mermer blok heykel vardır falan. Ve o açılışta, açılış için sağ olsun Ünal Ersözlü o zamanlar basın danışmanı, hem yayında işte bizim Namık Kuyumcular, Mustafa Özsuranlar falan ve Ahmet abi benden orada dağıtılmak üzere, konuklara dağıtılmak üzere bir anı kitapçı istemişti. Ve ben de bir anı kitapçı yazdım, yayınlandı. Sonra aradan 21 yıl geçti. Sevgili Tuğrul Keskin ve Başkan Serdar Sandal bu etkinlik için bir çalışma yapmamı istediler. O çalışmayı zenginleştirdim. Neredeyse yeniden yazdım diyeyim. Yani ama tarihini de unutamam. Yani o yüzden Ahmet abiden de andım. Işıklar içinde uyusun. Ve bu kitapçı yazdım. Bu kitapçı bir yolculuğa yani Menes'e yani şey Homeros'a çıkılacak yolculuğa dair biraz rehberdir. Ön bilgilerdir. Hı. Hiç kuşkusuz bu kadarcık bir kitapta böylesine dev bir insan anlatılmaz. Ama hem sonundaki kaynakçılar hem içinde bir takım efekt yaratmasını anlattıklarım kuşkusuz İlhan Pınar'dan Yaşar Aksoy'a, bütün o gezginlerden, işte Ahmet Müfit Mansel'e, Ekrem Akurgal'a, bilhassa elbette Azra Erhat'a, A. Kadir'e, Halika Rasmak Sıraka'ya, bütün bu işe emek verenlere de bir saygı duruşu ve onların söylediklerinden hadi gidin o insanlarla buluşun,
Homeros'la buluşun, kentinde buluşun diye bir çağrı, bir çığlık dese daha iyi olur. Ya ne güzel, kaleminize sağlık. Evet, teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz biz de. Böyle keyifle ulaşma fırsatı bulduk. Hatta Tunç şimdi bizi izliyordur. Bunu bana emanet eder. Yani sana dedi yayın için emanet ederim. Hemen arkasından dedi alacağım. Bu tanıtım için bu işte basın toplantısı, yani ilk baskısı yapılmıştı. Tabii bu çok sevindirici bir şey. Ve ilk baskı bitti hemen. Şimdi ikinci baskı ayın üstündeki etkinliklere yetiştirmek üzere yoğun bir çalışma içindeler. Kitabın ben özellikle çocuklar ve gençler tarafından, tabii ki yetişkinler tarafından okumasını çok isterim. Ama belediyenin kültür yayınlarından, Bayraklı Belediyesi'nin, o yüzden Bayraklı Belediyesi'ne uğramaları, hem şu Homeros kentine dönüyormuş, kentler de bir Homeros'a hoş geldin desin. Hem gitmelerini hem kitabı edinmelerini çok isterim. Çok da güzel bir şekilde de kaleme alınmış şöyle. Evet. Heykelin çok ortasında çiçekler, çok güzel bir tasarım. Kelebekler, böyle tam bir bahar, neşe, bilgi. Elbette. Nasıl yorumlarsanız, elbette. Değil mi? Sanki içinden, elbette. Şöyle göstereyim, evet, fışkırıyormuş gibi. Çok da güzel. Ya bak, bir kaleme şey yaparlarsa, Homeros'la tanışırlarsa birçok rivayet ya da birçok filmde, romanda, öyküde kalk gidelim diyorum, hani anlatılan o güzellik yarışması, efendim o işte neden acaba Gazi Mustafa Kemal'le Fatih Sultan Mehmet'i, onlar entelektüel devlet adamları oldukları için, neyse, Troy'i dolaştıktan sonra Fatih İstanbul'u alıp neden Hektor'un ücünü aldık? Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı bitirdikten sonra, ki gençlerinde çok dolaşmış, yine o Troya alanını dolaşıp Hektor'un ücünü aldık. Neden demiş? Bunun yanıtını ben vermeyeceğim. Sorular benden, yanıtları aramak kitabı okuyacaklara ve etkinliğe geleceklere kalsın. Ve onlara bir bakmak gerek. Neden acaba altın elma, değil mi? Dünyanın ilk güzellik yarışması Athena, Hera ve Afrodit arasında Paris'te denilen delikanlının altın elmayı hangisine vereceğini şaşırıp sonra başımıza Troya Savaşı'nı açması. Bütün bunlar Homeros tarafından binlerce yıl önce yazıldı. Dedim ya, hepimiz Homeros'un İlyada ve Odiseyası'ndan çıktık. Ha, bütün bunları tabii korkunç kıyımlı bir savaş anlatır. Fakat bütün bunlar bugün hepimizin ütopyası değil, gerçeği olması gereken barış, insanseverlik, hümanizm, eşitlik, dayanışma duygularının büyük babasıdır diye ön sözünü yazmıştım. Dünyada çok güzel anlatıldı, turizmleştirildi, kültür, sanat, her şeye sahip çıkıldı. Yani zaman zaman konuşuyoruz, kültür ve turizmle uğraşan konuklarımız da oluyor. İncil'de geçen kiliselerin, yedi kilise, bizim topraklarımızla, inanabiliyor musunuz diyorlar. Sizin de cümlenin konuşmanızın başına dediği gibi, kruvizeyer gemi geldi diye seviniyoruz. Buraya öyle bir akın olması lazım ki, ardı arkasını kesilmemesi lazım. İzmir'in bir de güzelliği şu, ve anlamayanlar zaten İzmir'in bu genetik yapısının, toplumsal yapısının, kültürel birikiminin inanılmaz devasa uygarlık anıtı olduğunu bilmeyenler, işte kimisi kalkar gavur İzmir der, kimisi bilmem ne der, şu der, bu der, bizim yurtseverliğimizi sorgulamaya kalkar, dağlarımızda neden boyuna çiçek açtırdığımızı merak ederler. Ya işte bütün bunlar bu yüzden, ben İzmir boyozdur derim. Çünkü o boyozu yapan Yahudi anneannemi saygıyla anarım. Ben işte ne bileyim, şu ot yemeği böyle olur derim. Giritli büyük annemi anımsar ve selamlarım. Ben işte ne bileyim, işte var bizim, evet, bu topraklar ot, ottan, hep böyleydi. Yani yemeğimizi, ağızladığımız türkümüz. Ben bir Rebetiko dinlediğimde bu topraklardan ne yazık ki emperyalizmin açtığı savaş yüzünden koparılıp giden İzmirli olan Rum, atıyorum Yorgo amcamı saygıyla anımsarım. Onlar benim. Ben onların hepsiyim. Ben İzmir'im. Ve İzmir odur. İzmir Çakabey'dir. İzmir kemer altındaki esnaftır. İzmir ne bileyim Hisar camisinde
vecd içinde Tanrısına şükreden Müslüman bir abidir. Ama İzmir'e onlar hepsi beraber İzmir'dir. Evet. Onların içinden bir tanesi İzmir değildir. O zaman ya İzmir'i hala ele geçirmeye çalışan megalo idealinden faşistlerin tuzağına düşersin. Ya da ne olursun, ne şusun, ne şusun. Biz işte geldik şeyde ne o 1071'de başlar bu ülkenin tarihi denecek kadar böyle saftırık laflar edersin. Ama şunu bilmezsin. Bizim ilk deniz amirliği ve deniz komutanı olarak selam aldığımız Emir Çak'a İzmir Beyliği'ni kuran o büyük insan, bir tane heykeli bile yok. Vardı Gümrük'te, sonra kayboldu. Sonra bir okul sahiplendi. İyi ki de sahiplenmişler, onlara daha iyi bakıyorlar. Yani bu konu çok dertliydi de bir gün daha geniş. İşte Emir Çakan'ın acaba bütün o deniz ve denizciliği öğrenmesinde, Ege'yi öğrenmesinde, adaları öğrenmesinde, güzergahları öğrenmesinde ve büyük başarılar kazanmasındaki asıl enerjiyi, bilgiyi Homeros'un, İlyadas'ın aldığını kim bilir? Emir Çak'a. İşte o yüzden bu insanlar unutulmuyor. Onlar bir zincir olduğunu biliyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in İlyada'yı orijinal metinden okuduğunu ve o dili de okuyacak kadar entelektüel bir insan olduğunu kim bilir? İşte o yüzden o Fatih Sultan Mehmet. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bilmiyoruz, işler, okumuyoruz, araştırmıyoruz. Nasıl sunacağımızı da bilmiyoruz. Evet. Nasıl öğreneceğimizi de bilmiyoruz. Şimdi İskender, taraftan... Türkiye, İzmir hani o bilinir ya, gelmiş Kadife Kale'ye ve rüyasına gelen süperdir demiş, buraya kur İzmir'i. Acaba İskender'in uyurken yastığın altında daima İlyad'ın olduğunu kim biliyor? Biliyor muyuz? İşte bu işler bunun için yapılıyor. Bil. Bil. Bu kutsal kitaplarda da böyledir. Felsefe kitaplarınızda da bu. Bil. Ne güzel dediniz. Birkaç yani, dakikamız kaldı. Yavaş yavaş noktalayacağız. Çok mu işgal ettim değil mi? Estağfurullah. Yani? Olur mu? Biz zaten sizi dinlemek için geldik. O kadar keyifli de anlattınız, sohbet ettiniz, bilgilendirdiniz ve farklı ufuklar açtınız. Siz konuşurken şimdi dedim ki eğer bizi genç arkadaşlarımız izliyorsa çok da az vaktimiz kaldı ama keşke dedim onlara da birkaç tavsiye alabilsek. Çünkü bu zor şartlarda, bu ekonomik koşullarda gençler, özellikle sanata biraz yatkın gençlerin çevremde gördüğüm kadarıyla aileleri tarafından o alandan çekilip şunu oku, bunu yap, işte kazancın olsun, işin olsun diye farklı alanlara yöneltilip çocukluktan itibaren böyle sanattan, kitaptan biraz yoksun bırakıldığını görüyorum. Halbuki aynı bir şey var biliyor musun? Yani mesela işte seni dinlerken ben de ufkum genişliyor. Üç kitap okusa daha iyi marangoz olacak. Dört film izlese daha iyi mühendis olacak. Beş tane belki opera dinlese daha iyi futbolcu olacak. Yani kültür sanat ayrı bir alan değildir. Kültür sanat bir insanın, yani bir çöpçü emekçimizin, yoldaşımın sokağa süpürmesinde bile güzel bir arabeske bulaşmamış bir türkü dinlemesinin ne kadar payı vardır. Bunu ancak yaşayanlar bilir. O yüzden kültür sanatı ayrı bir eylem alanı değil. Kültür sanatı insan olmanın organik, doğal gereksinimlerinden biri olarak düşünmek zorundasınız. Bir insanın karnını doyurun. Bakın mesela şimdi laf lafı açıyor, az zamanımız kaldı. Efendim en büyük sorun ekonomik, kuşkusuz. Kuşkusuz, aç karnına mehtap serdilmiyor. Ama ben sana şimdi iki lokma yiyorsun, bir parça peynir yiyorsun. Ben senin onun yanına, sana Fransa'nın en ünlü ya da bizim Maraş'ın en ünlü fırından ekmek getirsem, dünyanın en güzel peynirini getirsem, ben senin sadece mideni doyuruyorum. Algını doyuramıyorum. Sen yine kadını dövüyorsun. Sen yine trafikte kabasın. Sen yine dilini kullanamıyorsun. Sen yine çoluğuna çocuğuna işkence ediyorsun. Sen yine olup bitene duyarsızsın. Doğa katledilirken, iklim mahvolurken sen yine... Yani ben sana her zaman, yani her öğünde bir kavanoz havyar yedirsen ne olur? Olaya biraz yukarıdan bakmak gerekiyor. Doğru haklısınız. Karnını doyurmak için bile kültüre ihtiyacım var. Bak obez çocuklarımız, konuyu dağıtmak istemiyorum ama bak zeytine düşmansın ya.
Ama ayıp ama ya. Halk biraz da halktır. Yurttaşlık biraz da hak ve sorumlulukları bilmektir. Sadece hak değildir. Aynadan sorumluluktur. Homeros'un ne sorumluluğudur? İzmir'in sokağında yürürken ona çok saygıyla bakmak sorumluluğudur. Başka türlü halk olamazsın, yurttaş olamazsın. O zaman seni kul yaparlar, seni ümmet yaparlar. Sen de orada takılı kalırsın. Ben çok teşekkür ediyorum. Çarşamba boğazımız bu kadardı. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür emeği ederim. Geçen herkese, sizin burada olmanız vesilesiyle kesinlikle. Tüm emeği geçen konuşmacı olarak gelen ve tabii bunun öncesi var, bunun hazırlanış süreci var. Orada tüm emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum tekrar. Bütün İzmirlileri Bayraklı Belediyesi'nin bu çok önemli etkinliğinin parçası olmaya davet ediyorum. Öncelikle kültür sanat insanlarımızın, basınımızın ve ilgili bütün bilim insanlarının, bölümlerin, üniversitelerin, eğitimcilerin, öğrencilerin örnek olmalarını istiyorum İzmir'e. Bunu İzmirli bir abileri, kardeşleri, öğrencileri, arkadaşlar olarak özellikle rica ediyorum. Çünkü Homeros az sonra gemiye binip gidebilir ve bir daha geri dönmez. O gemiyi yol aldırmadan, kaçırmadan önce değil mi? Bir, burada tutmak lazım. Kesinlikle. Doğru. Haklısınız. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağlık, kolaylıklar diliyorum size. Evet efendim, şair yazar Haluk Işık bizimle birlikteydi. 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat Sanat Festivali'ni detaylı bir şekilde konuştuk. Tekrar hatırlatalım. 3-4-5 Haziran'da gerçekleştirilecek Edebiyat ve Sanat Festivali. Meraklılarını, İzmirliyim diyenleri aslında ve Homeros'a sahip çıkalım diyenleri orada görmeyi temenni ediyoruz elbette ki. Programı noktalayacağız. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.